Marvel'ın Robert Downey Jr'ı geri getirme planı hakkında oldukça etkileyici bir detayı öğrendik. Bu detayı bizlere veren kişi şimdiye kadar Marvel hakkında doğru bilgiler paylaşan ve içeriden bilgi alan biriydi. Jeff Snyder'ın söylediğine göre Marvel yakın zamanda Robert Downey Jr'ı etkileyici bir karakter olarak MCU'ya getirecek. Yani Doktor Doom olarak Iron Man varyantlarından birini kullanacaklar. Evet başlangıçta kulağa saçma gelebilir ama bence kesinlikle saçma değil. Bu bahsettiğim söylentinin doğru olabileceğini kanıtlayan birkaç farklı detayı daha önce sizlere söylemiştim. Robert Downey Jr. Iron Man'in farklı evrenlerdeki varyantlarını canlandırabilir. Iron Man'in en geyinde ölmüş olması sadece MCU 199999 ya da 616 evrenini ilgilendiren bir durumdu. Ancak başka evrenlerde birbirinden farklı hayatlar yaşayan Iron Man varyantları da var. Hatta MCU'nun Vatif serisinde bile şimdiye kadar bir sürü Iron Man varyantı göstermişlerdi ve tip olarak hepsi de Robert Downey Jr'a benziyordu. Doktor Strange'in farklı evrenlerde yaşayan ve kötü olan varyantları gibi belki de Iron Man'in de kötü olan binlerce varyantı olabilir. Tabi bu sadece ilk ihtimaldi ve devamında sayacağım detaylarla birlikte bence sizler de bu ihtimale katılacaksınız. Doktor Doom'un Iron Man olmasının ikinci sebebine gelecek olursak Iron Man potansiyel olarak MCU'nun en büyük nimetidir. Robert Downey Jr. Marvel'a milyonlar kazandıran bir oyuncuydu. Bu yüzden Marvel izleyici kitlesi onun bir varyantını Doktor Doom olarak görmeyi fazlasıyla isteyecektir. Bu kaotik evrende Robert Downey Jr.'ı geri getirmek için harika bir fırsat olabilir. Üçüncü ihtimale gelecek olursak Iron Man ve Doktor Doom'un hikayeleri aslında son derece benzerdir. Tony Stark henüz genç bir çocukken annesini ve babasını kaybetmişti. Stark'ın kendi hikayesine göre annesini çok seviyordu ve onu geri getirmek için her şeyi yapabilirdi. Yani Civil War filminde Bakıya saldırmasının en büyük sebeplerinden biri aslında annesini öldürmesiydi. Aynı şekilde Doktor Doom da annesini kaybetti ve onu geri almak için Mephisto'ya savaş açtı. Defalarca kez cehenneme gidip annesini geri almaya çalıştı ancak bir türlü başarılıydı. Hatta Doktor Doom bunu başarmak için bir cihaz geliştirdi ve bu cihaz patladığında Doom'un suratı dağılmıştı. Yani Doktor Doom sırf bu yüzden maske takıyordu. Çizgi romanlarda Doktor Doom büyük yetenekleri olan bir karakter olsa da aynı zamanda bir teknoloji dahisiydi. Ve Iron Man'in büyü yapamayacağını sizlere kim söyledi ki? Doktor Doom'un zırhı da tıpkı Iron Man'in zırhına benzer özelliklere sahipti. Hatta ikisini kıyaslayanlar, karşılaştıranlar ve aynı zırhlara sahip olduğunu kanıtlayanlar bile vardı. Iron Man'in annesini geri almak için Mephisto'ya karşı aynı şekilde savaş açması MCU'da olası bir durum. Tony Stark'ın uzay zaman cihazını geliştirip kuantum boyutuna girdiğini gördükten sonra annesini kurtarmak için cehenneme gidemeyeceği ne malum? Hadi bütün bunları geçersek dördüncü ihtimale gelmek istiyorum. Doctor Strange in the Multiverse Avengers filminde gördüğümüz Ultronları tasarlayan kişi aslında Doktor Doom'du. Hatta ben size yakın zamanda bunun videosunu bile hazırlamıştım. Alex daha önce birçok MCU filminden sağlam sızıntılar yapan güvenilir bir kaynaktı. Hatta Deadpool ve Wolverine filmi için yaptığı sızıntıları Ryan Reynolds bile beğendi ve Cassandra Nova hakkında söylediği her şey gerçek çıktı. Alex'in söylediğine göre Doktor Doom Illuminati'nin bir parçasıydı. Ultron'u yaratan ve 838 evrenindeki Iron Man belki de kendine Doktor Doom ismini vermiş olabilir. Doktor Doom normal şartlarda kötü bir karakterden ziyade anti kahramandı. Ve belki inanmayacaksınız ancak Iron Man de bir anti kahramandır. Yani MCU'da biraz daha vicdanlı olması hiçbir şeyi değiştirmez. Tony Stark'ın Superior Iron Man gibi acımasız ve kişilik anlamında Doktor Doom'a benzeyen birçok varyantı var. 838 evrenindeki Iron Man Doktor Doom olabilir. Tony Stark Ultron projesinde başarılı olmuştur ve kendine bu şekilde bir isim bulmuş diyebilirler. Yani bu noktada Iron Man'in Secret Wars'ta başrol olacağını garantileyen harika bir senaryodan bahsediyoruz. Tony Stark ahlaki açıdan gri bir kahramandır. Yani ne siyah tarafta ne de beyaz tarafta. Tony Stark öldürmesi gerektiği kişiyi öldürür ve doğru olanı yapmak için her şeyi verebilir, hatta herkesi feda eder. Ultron'un yaptığı şeyler bile aslında Tony Stark'ın vicdanı olmasa yapacağı şeyleri gösteriyordu. İşte Tony Stark'ın Doktor Doom'a benzemesinin en büyük sebebi de aslında budur. Doktor Doom her şeyi yönetmek istiyor ve kontrolcü bir egosu var her şey Doom'un yönettiği düzende ilerlerse evrenin mükemmel bir sistemi olacağını düşünüyor. Peki Tony Stark nasıldı? Ultron'u yaratırken neyi feda ediyordu? O çok kıymetli özgürlüğünüzü elinizden alsa bile en azından hayatlarınız güvende olacak demiyor muydu? Doom ve Stark'ın kafa yapısı kesinlikle aynıdır. Evet, kaderleri ve yaşanmışlıkları bir noktada ayrı olabilir ama kesinlikle ayrınman bir doktor Doom varyantı olabilir. Çizgi bakıldığında bu ikisinin yer değiştirdiği belli başlı durumlar yaşanmıştı. Marvel evreninde her şey olabilir ve bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Marvel'ın şu anda bu söylentiyi bilerek yaydığını düşünüyorum. İnsanların buna nasıl tepkiler vereceğini ve ne yorumlar geleceğini merak ediyorlar. Yani Iron Man'i farklı bir görüntüyle karşımıza çıkarmak konusunda fazlasıyla kararlılar. Doktor Doom kesinlikle kötü olması gereken bir karakter değil. Yeterince büyük bir güç Tony Stark'ın eline geçtiğinde ne yapacaksa inanın bana Doktor Doom'un yapmak istediği şey de tam olarak bu. Her şeyi kendi düzeninde kontrol etmek ve kaosu engellemek istiyor. Doom'un Letverya hükümdarı olduktan sonra yaptığı şey de tam olarak buydu. Evet Doktor Doom diktatör bir karakterdi ancak Latveria halkı onu seviyordu ve onu fazlasıyla destekliyorlardı. Doktor Doom adil bir karakterdi ve tekrar söylüyorum Multiverse of Madness filminde Illuminati'nin bir parçasıydı hatta liderleriydi. Ancak film biraz plansız ilerlediği için belki de bir işi çıkmıştır ve gelememiştir yani bunu tam olarak bilemiyoruz. Sadece tek bildiğimiz şey 838 evrene intikam almak için 616 evrenine saldıracak olursa Doktor Doom'u yani Iron Man varyantını göreceğiz. Biliyorsunuz ki Avengers 5 filminde Scarlet Witch geri dönmüş olacak ve filmde bir sürü karakter göreceğimizi onaylamışlardı. 838 evrenindeki Illuminati Wanda'yı durdurmak ve intikam almak için Avengers'a katılabilir ya da belki de yardımcı olur. Bu sayede Avengers 5 çekimleri başladığında aslında Doktor Doom'u kimin canlandırdığını öğrenmiş olacağız. Avengers 5'in çekimleri 2025 yılının başında başlayacak. Russo kardeşlerin geri dönmesiyle birlikte Iron Man'in Doktor Doom olma hikayesine kısa bir şekilde değinebilirler. Ama burada önemli olan detayları sizlere zaten açıkladığımı düşünüyorum. Bu arada Marvel hakkında sağlam teori üreten bir sayfanın aylar önce bu konu hakkında yazdığı makaleyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü konu hakkında kaynak ararken okudum ve bence gayet mantıklıydı. Ayrıca bu konuya aylar önce değinmesi fazlasıyla ilgimi çekti. Biliyorsunuz ki Endgame'e kadar olan Marvel yolculuğu Tony Stark'ın Thanos gibi bir tehdide karşı kendi dünyasını koruma hikayesini anlatıyordu. Ancak başka bir evrenden Tony Stark Thanos'u yendikten sonra Kang ile karşılaştı. Kang'in Thanos'tan bir bile daha büyük bir tehdit olduğunu fark ettiğinde onu durdurmak için çalışmalara başladı. Stark'ın şimdiye kadar geliştirdiği her teknoloji Thanos tekrar geri döndüğünde dünyayı savunmak için tasarladığı şeylerdi. Ev partisi protokolü, Ultron, uzay zaman cihazı ve benzeri şeyler tamamen bu tehdidi durdurmak için tasarlandı. Bununla birlikte Tony Stark her yaptığı hatadan ders çıkartıp teknolojisini geliştirmeye ve kendini savunmaya devam etti. Ken gibi bir tehditle bir defa karşılaştığında Illuminati'yi kurması ve çok devreni keşfetmesi çok büyük bir olasılık. Tony Stark Stark'ın amacı kendi durdurmak ve kendi evrenini dış tehditlerden korumaktı. Bu sayede yıllar boyunca yaptığı çalışmalarla birlikte Doktor Doom'a dönüştü. Yani bu noktada Marvel'ın Endgame'e kadar izlediği yolculuğun bir üst seviyesini görmekten bahsediyoruz. Bana kalırsa bu ihtimal kesinlikle çok yüksek. Marvel'a saçma salak yorumlar gelmediği sürece bu karardan döneceklerini sanmıyorum. Yani Doktor Doom'u ve Iron Man'i tanımayanlar elbette bu haberi duyunca saçma falan yazarlar ama dediğim gibi kesinlikle saçma falan değil. Iron Man'in Secret Wars'a kadar uzanan bu hikayede tekrar kahraman olabilmesi için bence muazzam bir şey. Ve sizlere şunu sormak istiyorum. Endgame'in kazanılabilecek olan tek senaryosunda neden sadece Iron Man öldü? Çünkü Kang yani He Who Remains Strange'e kazanabilecekleri sadece tek bir olasılık olduğunu gösterdi. Halbuki gerçekten istemiş olsalardı kazanabilecekleri belki de milyonlarca olasılık vardı. Yani Iron Man birilerinin revize edilmiş olan zaman çizgisinde bilerek harcandı. Belki de Kang ileride Tony Stark'ın kendisine tehdit olabileceğini düşündü. Stark, uzay-zaman GPS'ini keşfedip zamanda yolculuk ve kuantum boyutu gibi kavramlara kadar ulaşmıştı. Hatta bir insanı zamandan geçirip gençleştirebileceğini de çok iyi biliyordu. Bu da bizlere eğer Stark biraz daha yaşasaydı ve Kang'in varlığını öğrenseydi onun için en büyük tehdit olacağı gerçeğini gösteriyor. MCU'daki Iron Man, he who remains yüzünden harcanmış olabilir. Ama belki de başka bir evrende, kendi kafasına göre uzayan ve kimsenin müdahale etmediği bir zaman çizgisinde Stark'ı durdurabilecek kimse olmayacak. Bu detay ise MCU'nun bizlere göstermiş olduğu başka bir ihtimaldi. Yani biraz daha düşünsek belki de daha neler neler bulacağız. Hiç tanımadığımız birinden ziyade Iron Man'i bu şekilde Doktor olarak efsane haline getireceklerini düşünmek beni daha çok mutlu ediyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.